Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayesinde Koç Tıp'tan yine bir konuğumuz var. Sevgili Can Deniz Kutucuoğlu. Can Deniz hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi ben ilk Koç Tıp videosunda söylemiştim. Demiştim ki matematikten 40'a 0 yapan birini daha görür müyüm bilmiyorum demiştim. Tesadüf oldu. İşte geldi. Can Deniz de AYT matematiği fulleyen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bilmiyorum Türkiye'de kaç kişi vardır? Yani 2020'de 9600 kişiydi ama bu yıl yani 96 kişi bile çıkmayacak bence. Bakalım kaç kişi çıkacak. Ben merakla Atlas'taki istatistiklerin güncellenmesini bekliyorum. Ben Can Deniz'in netlerini sizinle paylaşayım. TYT'de 35'e 5 Türkçe, 19'a 1 sosyal, 34'e 1 matematik, 18'e 2 fen yapmış arkadaşımız. 103,75 TYT neti var. AYT'de matematiği fullemiş 40'a 0, fizik 13'e 1, kimya 13'e 0, biyoloji 13'e 0. Bir tane yanlışı var. 78-75 AYT neti var. OBP 98. Bu OBP ve netlerle de sayısalda Hamda 37. yerleştirmede 33. olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne %100 burslu girmeyi başarmış arkadaşımız. Birkaç istatistik daha vereyim. TYT'de 551. olmuş Hamda. Hiç soru işaretlememesine rağmen eşit ağırlıkta 1511 Hamda. Yerleştirmede 1257. olmuş. Can Deniz seni yürekten kutluyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür Yani ederim. gerçekten çok sağlam bir skor var önümde. Bekliyor muydun bunu? Önce oradan başlayalım. Hocam öncelikle bu yıldan yıla değişti. Ben ilk senelerde böyle ortalama bir öğrenciydim. Ve hani çok uzaktım bu YKS olayına. İşte bir şeyler yaparız gideriz bir yerlere diyordum. Ama son sene çalıştıkça neden olmasına hani girmeye başladım. Özellikle son aylarda farkındaydım. Ama 200 gibi bir şey de beklenmez. Hani bir noktadan sonrası da şans diyordum. Evet, Ama en aynen. azından ilk 2000, ilk 1000 olabilir diyordum ama ilk 100 olması da çok güzel oldu tabii. Bence de çok güzel olmuş. Emeğine sağlık. Bu arada Muğla Fen Lisesi mezunu Can Deniz. Ben telefondayken hangi şehirde yaşıyorsun dediğimde Muğla deyince Muğla Fen'den mezun olduğunu anlamıştım zaten. Tabii Muğla'da Fen Lisesi'nden daha önce de bayağı güzel başarı hikayeleri almıştık. Peki Can Deniz, şimdi 11. sınıftan başlayalım. Yani 11. sınıfın nasıl geçti? 11-11'de hallettin mi mesela? 11-11'de sınav bilinciyle halletmedim. Yani böyle bir bilincim yoktu. İşte 11-11'de halledilir, TYT bakılmaz ama hani en azından dersleri iyi anlamam gerektiğini biliyordum ve hocalarımın da çok sağlam kaynaklar önermesiyle biz farkında olmadan zaten bir baktım ki ben halletmişiz gerçekten. Özellikle matematik adına. Ve bazı dersler adına özel ilgim vardı. Fizik olsun, biyoloji olsun. Bunları da kendi işte ilgimden dolayı biraz halledince 12'de oturup bir işleri önüme koyunca dedim ki ben aslında biraz halletmişim. Yani her konuyu çok ayrıntısıyla baştan çalışmama gerek kalmadı. Ama onun mutlaka yararını gördüm yani. Sağlam kaynaklar çözerek gelmenin 12'ye. Anladım. Peki 11'in yaz tatilinde çalıştın mı Can Deniz? 11'in yaz tatilinde çalıştım. İşte yavaş yavaş dershaneye gitmeye başlamıştım. Böyle azıcık denemelere giriyordum. Hani göreyim diye kendimi çok girmiyordum ama TYT konu odaklı gidiyordum yani. 11'e geri dönüş yapmadım yani. Ben ilk dershaneye başladığımda Anladım. Yazın TYT TYT çalışıyordum. hallettin yani. Aynen yazı TYT hallettim. Peki Eylül ayında deneme oldun mu? Eylül'ün başında ya da Ağustos sonunda? Kaç yapmıştın Evet, biliyor oluyorduk musun? dershanenin olduğu denemeleri. Ben 80-90 aralığındaydım. Yani öyle yılanla başlayan değildim. Vallahi 80-90 aralığındaydım. çok 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 iyi başlamışsın. Hani şöyle, ha, harbiden hani daha başarı hikayelerine bu sezon yeni başladık ama yani gördüğüm arkadaşların 105 ile 110 ile Eylül'e başlayan arkadaşlar hani senin level'ında olanlardan bahsediyorum. Hani seninki 80-90 aralığından yani 12. sınıfta demek ki bayağı iyi bir şeyler yapmışsın. Ki hani Evet. buraya kadar gelmiş. Hatta yani 26 Haziran'dan önce muhtemelen netlerin hani bayağı iyiydi. 115 falan görüyordun değil mi yani? Hatta belki fullediğin denemeler de olmuştur bilmiyorum TYT'de. Evet. Fullediğim olmadı ama en azından iki tane bir yanlış yaptığım denemeler falan oluyordu. Aynen. Yani TYT öyle bir sınav ki fullemek cidden çok zor oluyor. İlla bir şeyler Gerçekten. çıkıyor. Benim hatırladığım son 4 yıl işte 2018'den beri bir kişi fulledi. O da Evet. İzmir'den bir Birinciler arkadaş. bile fulleyemiyor genelde. Tanıyorum onu da. Hani o çocuk fulle. Ondan beri TYT fulleyen olmadı şeyde, YKS'de. Peki şimdi madem 12. sınıf harbiden böyle iyi geçmiş senin belli. Bayağı level atlamışsın. Neydi mesela rutinin? İşte dershane, okul, ev çalışması bunları nasıl idare ediyordun?
Neler yapıyordun bir günde? Bize kısaca anlatır mısın? Bir de bunu hani mesela Eylül'de ayrıdır, günlük rutinin Ocak'ta ayrıdır, Nisan'da ayrıdır. Bunu da düşünerek bize bir programını, planını anlatır mısın? Neler yap? Ben öncelikle şöyle yapıyordum, yani çok katı programlar yapmıyordum. Öncelikle çerçeveyi belirliyordum. Mesela dediğiniz gibi bazı dönemler oluyor. Kimi zaman denemeler daha yoğun, kimi zaman AYT çalışmaları daha yoğunlaşıyor. Bu dönemlere göre genel bir program çiziyordum ve sonra her haftanın başında yapmam gereken görevleri belirleyerek bu programı bu görevlerle dolduruyordum. Ama biz şanslıydık ki işte bu COVID tabii kötü bir şey ama hani ben bunu lehime kullandım en azından. Zaman boşluğu yaratıp evde çok odaklı bir şekilde çalışabildim. Çünkü siz okula gitseniz geri gelseniz hani sadece gidip gelmek bile bir saatimi alıyordu benim. Bu açıdan o iyi oldu. Ben genelde dersleri bu şekilde yazıyordum. Dediğim gibi sene başında biraz daha TYT matematik odaklı devam ettim. Tabii fen derslerinde bir yandan bitiriyordum TYT fen konularını. Hani Ekim gibi böyle TYT konu olarak bitmişti ama TYT bitirmek de pek mümkün değil yani. Bitmek Aynen diye bir ya, şey o yok. sınava Denemelerle kadar sürekli devam bir ediyor. Evet, takılıyorum. yani çözerken Aynen. gedik çıkıyor. Sonra AYT'nin önemli olduğunu farkına vardım. Aslında en önemli şey buydu bence benim gelişmemdeki faktör. Yani AYT matematikten ne kadar zorlayabileceklerinin farkındaydım. Benim Türkçem o kadar iyi olmamasına rağmen yine de bu çok önemli diyordum ve ona odaklandım. Bu sene şanslıyım ki oradan zorladılar daha çok. Programımı kredilerle belirleyip işte buna bu kadar zaman ayırmam lazım, buna bu kadar diye haftayı düzenli bir şekilde dağıtıyordum. Ve dediğim gibi hani 7 saat, 8 saat mantığıyla değil de görevlerle doldurarak programı işte bu İş hafta planı şu yapıyordum kaynaktan yani. şu şeklinde Aynen. dolduruyordum ve en azından pazar günü 1-2 saatte haftanın analizini yapıyordum. Neyi bitirdim, neyi başardım, neyi başaramadım şeklinde. Böyle devam etti. Tabii dediğiniz gibi senenin periyotlarına göre değiştirdim programı. Tabii çalışmalar farklı olur. Peki Can Deniz, hani çok güzel matematik yapmışsın. Hani TYT 34'e 1 bana göre çok iyi, bu da iyi, ama AYT'yi hani fullemen muhteşem bir skor. Matematik için özel bir şey yaptın mı? Yoksa hani benim matematiğim zaten iyiydi hocam. Ben LGS'den beri matematiği seviyordum, çalışıyordum. Yani sevip çalışsam bile hani 12. sınıfta ekstra bir şey yaptın mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Ben ekstra olarak şey yaptım. Yani yine herkes gibi kaynakları denemeleri çözüyordum bolca. Yani bu zaten bir şart ama bazen derece yapmak için bunun üstüne de bir şeyler koymak gerekiyor. Ben özellikle konuların içine girdim. Yani bir soruyla 2 saat uğraştım hatırlarım ve hiçbir zaman pişman olmadım. Bu 2 saatte kaynaklar bitirebilirdim. Yani o şeye kapılmadım. Kaynaklar bitirip onları kenara atıp onları bitirmenin mutluluğunu yaşamak değildi benim derdim. O soruyu dibine kadar anlayıp gerekirse günlerce uğraşıp farklı farklı 3-5 farklı çözüm yöntemiyle çözmeye uğraştım. Gerekirse bir soruyu çözdükten sonra bırakmadım. Bu soru nasıl farklı şekilde sorulabilirdi diye düşündüm ve bazen kendi soru yazdığım oldu. Yani soru yazdım deyince nasıl daha güzelleştirebilir şeklinde düzenlemeler yaptım sorularda. Yani genel olarak hem matematik hem de diğer fen derslerinin içinde kayboldum yani konuların diyebilirim. Oradan oraya atlaya atlaya konular arasında ilişkiler kurarak nasıl sorular sorulabilir diye düşündüm. Aynen öyle. Yani misafir sanatçı gibi konuyu çalışmak. Şimdi pek çok arkadaşın, bu başarı hikayesini izleyen arkadaşın bunu böyle yapıyor. Yani kimse kızmasın ama olay net bir şekilde böyle. Aynen Can Deniz'in dediği gibi. Yani, kitap bitirdim. Yani dert bitirmek, dert soru çözmek. Ama hani sonuçta sende bıraktığı iz ya da bitirdiğin materyali içselleştirebilmen onunla biraz herhalde içine girmekle mümkün oluyor. Yani böyle dediğim gibi hani misafir sanatçı gibi çözmekle ya da onu takip etmekle olmuyor. Bir de hani mesela çok doğru bir tespitim var orada. Konular aslında ilişki kurabilmek. Mesela ÖSYM'nin özellikle AYT'deki matematik sorularında mesela 4-5 tane kazanımı içine alan çok güzel sorular vardı mesela. Öyle değil mi? Yani şimdi bu soruyu yapabilmek için 4-5 konuya vakıf olmak gerekiyordu. Onu yapabilmek için çalışabilmek gerekiyordu. Peki hani bu konuda bir önereceğin kaynak var mı hocam? Şunu çok beğendim. Matematik için söylüyorum. TYT ve AYT. Söyleyeyim yani ben çok kaynak var tabii. Kaynak çözmek şart ama ben en beğendiğimi söyleyeyim daha güzel Tabii olur. tabii en Ben beğendim. özellikle denemeler kısmında 3D'nin AYT matematik denemesini çok başarılı gördüm. Yani o hani konular arası atlayış dediniz ya onu çok başarılı bir şekilde yapıyordu. Onun dışında zaten apodem fasikülleri bence konuyu örneğin limit türev integralde baştan oturup ben neyle karşı karşıyayım görmek en kolay sorusundan en zor sorusuna kadar ilerlemek için güzel. Orijinal zaten bilgisayar malın programlar kitabı. Bunları çok sevmiştim.
Yani 3D genel olarak matematik ve geometri adına en başarılı gördüğüm kaynaktı bu sene. Aynen öyle, evet. Yani bunu senden önceki arkadaşların da söyledi. 3D'nin matematik kaynaklarını evet bu sene çözeceğiz arkadaşlar. Yani matematik zaten biz AYT'de de geçen sene çözdük. Ben önermiştim yani 3D matematik herkes çözsün diye. Yani dikkat çekiyor. İnsanlar fark ediyor. Çalışan öğrenci mutlaka hani bunun ayrımını görebiliyor. O yüzden de öneriyorlar. Biz onu. Peki hazır buraya gelmişken diğer dersler için de beğendiğin kaynakları bizimle paylaşır mısın Can Deniz? Söyleyeyim hocam, fizik söyleyeyim. Fizikte Nihat Bilgin'in şeyleri var, deneme olsun, soru bankası olsun, pek çok kaynağı var. Ertan Sinan hocamın setleri var, hani denemeleri var veya, onlar güzel. Bu noktada MF Kazan'ın var bir de ondan Evet. sonra. Bu kaynak biraz üst seviyeydi, hatta ben bazen vakit kaybettiğimi düşünüyordum her ne kadar çok sevsem de kitabı. Yani testlerinden kalktığımda böyle oh ne güzel sorulardı diyordum ama cidden işe yaradı. Çünkü bu sene fizik de bence zordu her ne kadar matematik gibi konuşulmasa da. Evet. Bu kaynakların çözümlerinin olmasına dikkat etseler iyi olur arkadaşlar. Yani bu Anladım. çok kaynak değil. Fizikte zaten bir soru içerisinde 3-5 kazanımı içeren sorular var bu kaynaklarda. O yüzden bunlar güzel yani. Anladım. Kimya adına çok fazla kaynağa gerek yok. ÖSYM'in odaklandığı şeylere ve MEB kitaplarına odaklansak yeter bence. Ben Aydın ve Çap'ı çözmüştüm. Hani fasikülleri olsun, soru bankaları olsun. Apotemi'de de çözmüştüm arada ama asıl bunları öneriyorum. Biyolojide benim öncelikle ve hatta tek önereceğim kaynak MEB kitapları olabilir. Ben bu gerçeğin biraz geç farkına vardım. Keşke daha erken farkına varsaymışım. Her senenin kitabını tek tek okumak isterdim ama biraz zaman olmadı. Ama yine üstün körü baktım çoğu şeyine. Palme zaten güzel. Bunun dışında biyotik yayınlarını da sonradan keşfetmiştim. En azından girişte bir konuda neyle karşı karşıyayım o açıdan güzeldi. Zaten sizin de video anlatımlarınızda öyle yapıyordunuz. Hani bize veriyordunuz, soruları çözerken anlıyorduk. Tamam biz neyle karşı karşıyayız, nerede eksik kaldı? Her ayrıntısını vermek yerine böyle daha iyi oluyor biyoloji. Aynen. Şimdi sen benim biyoloji videolarını izledin o zaman. Bu kadar net söyleyebilirim. Aynen. Yani ben mesela hiç söylemiyorum bile artık. Arayan buluyor. Bulan da harbiden oturup çalışıyor. Faydalı da oluyor. Hala da oluyor. Ama da insanlarda şey var hani. Ha bunlar çok eski değil mi? Yani, çok eski bunlar. Şimdi Hocam bilim günümüzde eskir mi geliyor. ya? Değil. Yani bilimde öyle çok büyük yenilikler yok. Tam tersine müfredat artık çok daraltıldığı için hani orada fazlası var, eksiği yok. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Peki Can Deniz, hani konuşmandan, tavırlarından, anlattığın çalışmalardan, yaptığın çalışmalardan anladım. Böyle hani çok da böyle kendine güvenen bir kişiliğin var. Ben bu işi yapıyorum. Doğru yaptığından emin olarak ilerlemişsin çalışmalarında. Peki hiç böyle hani bu iş galiba olmayacak, yapamayacağım, edemeyeceğim oldu mu? Böyle bir şey yaşadın mı hiç? Yani evet çok oluyordu. Özellikle ben okulda hani dediğim gibi o seneye 105-115'lerle başlayan adamlardan olmadığım için biraz kendimi sonra oraya ait olduğumu anladım. Hani neden yapamayayım dedim. Demek ki kapasitem var dedim ve sonra alt noktalardan oraya çıkınca kendimi orada tutmak için ultra bir çaba sarf ediyordum ve biraz düştüğümde ben gerçekten aslında onlara ait değilmişim. Ben hani o insanlardan değilim belki de gibi şeyler çok oluyordu. Ama dediğim gibi bu işin çalışma kısmının arkasında özgüven, disiplin bunların hepsi de var. O yüzden özgüven aşırı kaçmayacak şekilde sağlamak önemli. Yani devamlılığı sağlamak o da önemli. Aynen. Peki yani olayın başlangıç kısmında hani sen 80-90 aralığında bir TYT yaparken 110 yapan adamlarla mesela hani Mulafen'de iyi çocuklar var sonuçta ya da gittiğin dershanede öyle iyi çocuklar var. Hani o an ne hissettin? Yani ben bunlara yetişirim, geçerim böyle bir şey oldu mu içinde bir hırslanma oldu mu yoksa ya Aynen. çalışınca olur mu dedin? Ne düşündün o ara? Başta hırslanma olmadı çünkü sonuçta bu insanların tabii ki çok başarılı kişiler ama belli konuları bizden önce bitirmiş olduğunu biliyordum. Kimisinin olimpiyatçı olduğunu biliyordum ve ben bunları çalıştığımda ben de aynı seviyeye gelebilirim dedim. Olan şey hiç de farklı değildi. Aynen öyle. Ama asla kendimi de şu şeye kaptırmadım işte geçmem lazım, yapmam lazım. Tek hedefim bir önceki günkü kendimden daha iyi olmaktı. Yani Zaten bu sadece kendimle sonucunda yarıştım devamlı. diyorsun. Sadece kendimle. Aynen evet. Bir önceki denemeden daha iyi yapmak. Bütün derdim buydu. Ya da ne bileyim hani sadece burada bence şey de var. Hani bir önceki denemeden daha iyi net yapmak yerine mesela bir önceki denemeden daha cool bir şekilde bitirebilirsin mesela. Hani belki netin düşük gelir ama ya bu deneme iyiydi. Bak kendimi çok yorgun hissetmiyorum. Çözebildim. Yani
ya da süreyi daha iyi kullandım. Bunların hepsi büyük kazanımlardır. Sadece nete bakmak doğru değil bence orada. Yani çünkü TYT'nin hani akademik kısmı zaten ne kadar? Hani tamam TYT hiç bitmiyor eyvallah da. Yani sonuçta bunu 2-3 kere deviren adamlar da eğer bir taktik, bir teknik, bir stratejiyle hareket etmiyorlarsa akademik kısmı da bir yere kadar insanı idare ediyor. Yani ne bileyim belki süreyi yetiştiremiyorsun. Belki Türkçeyi iyi yaptığında işte fenin kötü geliyor vesaire. Böyle şeylerin oldu mu mesela? Hani bir taktiğin var mıydı? Ya da bir tekniğin var mıydı? Mesela TYT çözerken, AYT çözerken sana özgü bir şeyler var mıydı? Yani TYT çözerken özgü dediğiniz gerçekten çok önemli bence özgürlük. Ben dediğiniz gibi belki iyi net yapıyordum ama böyle zaman ucu ucuna yetişiyordu. Ter içinde kalıyordum deneme bittiğinde. Dedim ki oturup evet benim öncelikle zamanı halletmem lazım dedim ve zaten hali hazırda 35 olan matematiği 39 olması için zorlamadım. Biraz sosyal, biraz fen gibi kısımları hani şey yaparak orada geliştirerek. bir rahatlık alanı oluşturdum ve sonra gerçekten oturup düşünecek zamanım kaldı. Şimdi gerçekten artık fulleme yolunda devam edebiliriz diye. Yani bir de bazı sorularda çok takıldığımı fark ettim. Soru işaretlemelerini kullandım. İşte bu soru sıkıntılı, hiç dönme veya dön ama sonra düşün. Veya işte işlem hatası yapmış olabilirim gibi kendimce birkaç işaretim vardı. Bu denemeyi analizlememi daha kolaylaştırıyordu. Çünkü ben 120 soruyu gözden geçirip geri döndüğümde zamanım kalmıyordu. Bu soru neydi, ben nasıl yapacaktım ve heyecandan o boş kalan sorular da gidiyordu. O yüzden böyle bir yöntem önerebilirim arkadaşlara. Anladım. Peki Can Deniz, şimdi tamam sınav hepimizin malumu. Yani herkes giriyor bu sınava. Sınavın olacağı da belli. Ama biz hep bu sınava hazırlanırken şöyle bir şeyi de gözden kaçırıyoruz. Bu sınava biz istediğimiz lisans eğitimini almak için giriyoruz. Senin lisans eğitimi konusunda mesela tek düşüncen lise boyunca hep tıp mıydı? Ya da Koç tıp ne kadar istiyordun? Yani en istediğin yer orası mıydı? Konuda biraz bir şeyler söyler misiniz? Söyleyeyim hocam. Ben yani tıp, mühendislik gibi alanlar zaten öneriliyor genelde. Ben bir kere kendi kişisel özelliklerime döndüm baktım. Matematiği zaten çok seviyorum. O ayrı bir mesele ama sadece matematiği çok seviyorum. Lisedeki biyolojiyi çok iyi ezberliyorum diye de lisans eğitimi tercihi yapılmaz. Karakter özellikleri çok önemli. Gelecekte kendinizi nerede gördüğünüz önemli. Ben bunlara sorarak kendime tıpı tercih ettim. Koçu neden tercih ettim derseniz ben matematiği de çok sevdiğimi söyledim. Çok interdisipliner bir şey sunuyor bize. Yani disiplinler arası bir imkan sunuyor. İleride sadece bir tıpçı da çok iyi yerlere gelebilir ama bir tıp hukukçusu veya tıpla ilgili tanı sistemleri geliştiren birisi burada çok ileriye taşıyabilir kendini. Bu imkanları gördüğüm için de koçu tercih ettim ben. Anladım. Yani istatistiksel olarak mesela şey var ya Harvard'da bildiğim kadarıyla hani matematikle tıpı birleştiren bir alan var. Ama o lisans üstü eğitim veriyor ve hani acayip şeyler çıkarıyorlar. Yani şimdi şey var. Mesela bir şirket çağırıyor bir grubu. Diyor ki bizim verilerimiz bunlar. Bizim verimliliğimizi arttırmak için bu verilerden lütfen bir şeyler çıkarın. Yani adamlar oturuyor, veri analizi yapıyor, o verileri değerlendiriyor ve şirkete bir rapor sunuyor. Yani bunu yapan adamlardan ciddi profesyonel adamlar, o da ayrı bir şirket. Yani veri analizi gerçekten hani ekonomik açıdan, sosyal açıdan çok çok acayip bir yere geldi. Bunu şimdi gerçekten hani hem mühendislik hem tıp alanlarında insanlar kullanmaya başladı. Yani şimdi veri analizini bir doktorun yaptığını düşün. Hastanın tamam teşhisine gidiyor ama mesela hastaların işte değerlerini değerlendirip ondan sonra iyileşme oranları vesaireleri bunları yapan gerçekten çok ciddi matematiksel çalışmalar var. Hani insanlık bu yönde de çok acayip bir yere doğru gidiyor. Çok iyi bir yere doğru gidiyor. Yani gelişme bir anda iki katına çıkacak gibi geliyor bana bu konuda. Sadece teşhis tedavi de değil, istatistiksel analizi her yerde hemen hemen her alanda uygulayabiliyorlar. O açıdan çok doğru düşündüğünü söylemek isterim. Peki 2022'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara neler önerirdin Can Deniz? Hocam ben öncelikle kendim deneyimlediğim bir şey olarak onlara kendilerini küçümsememelerini veya çok üste de koymamalarını öneririm. Yani ulaşabilecekleri noktayı bilsinler, hayal etsinler. Hayal etmek kötü bir şey değildir.
Ama bunu gerçekçi olarak yapsınlar. Hayal ettikten sonra çalışmayı da bilsinler. Çalıştıktan sonra olabilir demeyi de bilsinler. Kendilerini hiçbir zaman küçümsemesinler. Yani ben oraya ulaşamam demesinler. Ama bulundukları konumda bilsinler. Ve zaten kimse ilk yüze giriyor diye çok zeki diye girmiyor. Ama belli çalışma yolları, belli tecrübeler var. Bunları dinlerlerse ve kendi kişisel özellikleriyle harmanlarlarsa bence yapılmayacak bir şey yok hocam. Bu arkadaşlara onu söyleyebilirim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Caner. Hani iyi çalışıyorsun. Yani bir de hani şey vardır böyle, bazı insanlar çalışırken zorlanır. Yani ders çalışmak çok sevimli gelmez. Ama mesela senin için bir yaşam tarzı haline gelmiş. Yani konuşmalarından onu anlıyorum. Yani ders çalışmak zorundayım. Hani benim işim bu gibi bir algım var. Doğru mu? Ya ben çalışmalıyım. Ya bu motivasyonu nasıl sağladın peki? Yani çalışmandaki sürekliliği nasıl oluşturdun? Nasıl ortaya çıkardın? Yani öncelikle çalışmamın iyi sonuçlarını gözümün önüne getiriyordum. Yani burada işte çalışmazsam şurada olurum, buralarda olurum, batarım gibi değil de çalışırsam ne olur? Hani iyileştirme, olumlama yapıyordum. Buralara ulaşırım yapıyordum ve bir şeyleri anlamayı da çok seviyordum. Yani her arkadaş fiziği sevmeyebilir ama biyolojiyi sevebilir. Ama YKS böyle bir sistem ve hani biyolojiyle sevdiği işi yapmak için biraz olsun fiziği de iyi yapması gerekiyor olabilir. Hani bunu düşünerek çözerlerse iyi olur. Çünkü gerçekten sevdiğimiz iş bize iş olmaz. O yüzden çalışmak çok bana yük gibi gelmiyordu. Aynen. Yani bir de şey var, hani ben şu dersi sevmiyorum, şu dersi. Ya şimdi sevmek zorunda değilsin ama yapmak zorundasın. Yani hani buradan istediğini almak için böyle bir engel varsa bunu ortadan kaldırmak zorundasın. Bunun için de bunu elinden geldiğince çalışmak zorundasın. Sonuçta benim hep söylediğim bir şey vardır öğrencilere. Derim ki yani siz taş yaram değilsiniz abicim. Başkası için çalışmıyorsunuz. Kendiniz için çalışıyorsunuz. Yani bundan 10 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsan, ne yapmak istiyorsan, oraya ulaşmak için yapılması gereken belli şeyler vardır. İşte çalışmak bunlardan bir tanesidir. Ve onu da yerine getirmek zorundasınız. Can Deniz, çok teşekkür ederim bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim hocam. Umarım çok çok örnek ve çok çok iyi bir hekim olacaksın. Bundan hiç şüphem yok. Koç'a geldiğim zaman da görüşmeyi gerçekten hasbihal etmeyi çok isterim. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Görüşürüz hocam. İnşallah. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.